Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. TFF 3. Lig 2. grubu konuşacağız. Teknik direktör Ufuk Uysal'la beraberiz. Hocam merhabalar. Merhaba, Tuğuk merhaba. Ben hemen skorlara başlıyorum. Biz öncesinde nasılsınız, ne yapıyorsunuz muhabbetlerini yaptığımız için hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. Tekirdağ Spor 1-0 öne geçti. Karşımda Darıca Gençler'in 3-1 mağlup oldu. Tekir Spor 2-0 Tokat Spor'u mağlup etti. Tokat Spor'da kime düştü? Karaman Belediyespor Nazilli'ye kendi evinde 2-1 mağlup etti ve artık küme düşme hattında. Yomra ile Ağrı 1-1 beraber kaldı. Halide Edip adı var. 5-0 mağlup etti Ceyhan Spor'u. Hakan Hoca'ya buradan selam gönderiyorum. Bu hafta telefonda konuşmamızda ben sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. Tebrik ediyorum. Halide Edip adı var konusunda. Gerçekten müthiş işler başarıyorlar. Çengelköy'de Tepeci 1-0 mağlup etti ve çok önemli bir galibiyet aldı. Yani... Çengelköy'ün aldığı bu galibiyet onları ligde tutmaya yetecek mi? Muhtemelen yeter gibi duruyor ama hocam yine devam edeceğiz. Kağıtta 0-2'de Kütahya'yı mağlup etti. Kütahya'nın şampiyonluğunu bir hafta erteledi mi diyelim artık? Bir hafta erteledi ya da iki hafta erteledi. Bilemiyoruz yani hiçbir şeyi. Mardin Fosfat'ta İskenderun'u 2-0 mağlup etti. Puan durumuna bakacak olursak Kütahya Spor 61 puanla lider. Fakat Nazilli Belediye ve Nazilli Belediye 4 puan geride. 57 puanda. Fethiye Spor 54 puanda kaldı. Yomra Spor 47, Mardin Fosat 47, İskenderun Futbol Kulübü 47. Tabii İskenderun bir maçı fazla. İskenderun'un bir maçı kaldı. Bu Halide Edip adı var da 45. Bu diğer takımların ikişer maçı kaldı. Darıca Gençler Birliği 43 ama ben sanki işlerinin biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Darıca Gençler Birliği'nin yani çok çok zor. Tepecik 41 playoff iddiasız konumda artık Tepecik Spor. Ağrı 38, Ceyhan 38. Kahta 0-2 34, Çengelköy 34, Karaman Belediye 31, Tekirdağ Spor 30 puanda. Tekirdağ Spor da küme düştü bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Tekirdağ Spor, Tokat Spor, Yozgat Spor bölgesel amatör ligin yolunu tuttu. Hocam söz sizde. Kütahya Spor'la başlayalım. Ya şöyle söyleyebilirim. Kütahya Spor, sen de bahsettin. Bu mağlubiyetle bir puan opsiyonunu şimdilik kaybetti. Yani hani şampiyonlukla ilgili hep dedik ki 2 puana ihtiyacı var. 2 puan aldığı zaman şampiyonluğu garantileşiyor veya bir maç kazandığı zaman. Bu haftayı pas geçti diyebiliriz. Puan almadan kapattı ve 1 puan opsiyonunu şimdilik kaybetti. Şampiyonluk için hala 2 puana ihtiyacı var. Ve bu hafta playoff için ciddi bir çıkış yakalayan Mardin Fosfat takımıyla oynayacaklar. Bu maçı kazanmaları halinde kendi sahalarında şampiyonluk turunu atacaklar. Ancak beraberlikte son hafta İskenderun'dan bir puan getirmeleri gerekecek berabere kalırlarsa. Yani öyle bir konumda Kütahya şu anda oynayacağı maçlar hem şampiyonluğu hem de playoff belirleyecek gibi gözüküyor. Yani bu hafta oynayacakları Fosfat maçı da son hafta oynayacakları İskenderun maçı da hem playoff'u hem şampiyonluğunu belirleyecek gibi duruyor. O anlamda çok ciddi kritik bir sınırda diyebilirim Kütahya takımı için ama 2 puanı da alabilecek bir takım diyebilirim. Tabii ki Kahta deplasmanında kaybetmeleri hani biraz da olsa düşündürüyor insanı. Yani 2 puan alabilir diyorsun ama Kahta'ya kaybetti, oradan 1 puan bile getiremedi gibi. Evet. Ama sanki Mardin yener, içeride tur atar ama gibi. Ama şimdi Mardin'in de playoff iddiası var. Evet. Mardin'in de şimdi playoff'un 5. basamağında İskenderun bir maç fazlası var. Sanki İskenderun maçı daha kolay gibi gözüküyor ama tabii pazar günü alınacak sonuçlar çok daha önemli. Nazilli'nin de son hafta Yomra maçı var. Yomra'nın durumu ne olacak? Karıştı evet. İşler. Kütahyalı yani arkadaşlara tarafı... söylemiştim ben ama. Dedim ki hani bekleyin arkadaşlar. Her şey garanti olmadan herhangi bir şey yapmayın. Ama şunu da söylüyorum. Kaosa da çevirmeyelim. O ortamı yok ahlar vahlar içinde de yapmayalım. Hala önde. Hala evet. Her şey Kütahya Spor'un elinde. 4 puan var. 1 galibiyet. 2 maçtan 1 galibiyet çıkardı takdirde bitirecek işi. 2 beraberlikle de bitirecek. Aynen öyle. Ama kendi işte işini böyle sıkıntıya soktu diyebiliriz. Ha, bu hafta kazanır şampiyon da olur gibi gözüküyor. Nazilli Spor'da Tepecik ve Yomra maçlarını kazanıp önümüzdeki 2 hafta oynayacağı Kütahya'nın topladığı puan durumuna bakacak. Ne oldu ne gitti diye. Ama 2 maçı kesin kazanması gerekiyor Nazilli Spor'un. İskenderun Spor'un 1 maçı kaldı. Bu hafta dinleniyor. O da son hafta ve zaten son hafta Kütahya'yla. Kütahya'yla oynayacak içeride. O anlamda da rakiplerinin aldığı sonuçlara bakacak. İşte Mardin'in aldığı sonuca, Yomra'nın aldığı sonuca. İskenderun bu hafta Kütahya'yı destekler. Ya büyük ihtimal tabii ki öyle olacak. Yani Mardin kaybederse son hafta şansı olacak.
Halide Edip Adıvar Spor Kulübü, hani az önce sen de bahsettin Hakan Hoca'dan, yani var güçleriyle playoff'a saldırıyorlar. Ve iki maç iç sahada Kahtay'la, deplasmanda da Mardin'le oynayacaklar. Bu iki maçtan 6 puan çıkarmaya bakacak Halide Edip Adıvar Spor Kulübü. 6 puan çıkartırsa şanslı var. Tabii ki bu arada Mardin Kütahya'ya yenilir. Halide Edip Adıvar'la berabere kalırsa bu sefer az önce sen bahsettin şansı zor gözüken Darıca takımı da 6 puan alıp devreye girebilir. Çünkü Ortalık karışık. Halide Edip Adıvar Spor'la genel averaja İskenderun'da bakacaklar ikili puan averajda kayıp puanı. mesela. İskenderun ikili averajda Tabii. Mardin'e kayıp. Tabii yani bu işte dediğim gibi şu an mesela yorumları yapıyoruz ama bu önümüzdeki hafta oynanacak maçlardan sonra çok netlik kazanacak gibi gözüküyor. Alınacak sonuçlara göre. Çünkü işte Halide Edip Adıvar'la Darıca'nın genel averajları da birbirine çok yakın. O dediğimiz neticeler olursa iki takım arasında da geçebilir. Darıca da bir anda kendini bulabilir içeride. Darıcı'ya gelmişken de şunu sorayım hocam. Tekirdağ Spor 51'de öne geçti. 70'e kadar üstündü. 75'te durum 3-1. 5 dakikada 3 puan. Yani işte Darıcı'da. enteresan ya bu. Sonuçta o hani Tekirdağ Spor daha önce haftalar öncesinde zaten kendi kendini yakmıştı. O durumdaydı söyleyebilirim onu. İskenderunspor'da son hafta 3 puan alamaması durumunda son 3 puan aldığında işler değişecek İskenderunspor'un. Hani 50 puanı yakalarsa Darıcan'ın zaten şansı kalmıyor az önce bahsettiğim konuda. İskenderun 50 puanı yakalarsa bakacağız nasıl olacak oralar. Mardin maçı ne olacak? Yomra ne yapacak? Yani bunlar çok önemli senin de az İskenderun'unki önce son hafta. bahsettiğin gibi. İskenderun'unki son hafta hocam. Tabii. İskenderun'unki son hafta. Ama işte Haftaya bir öbür şeyler belli takımların olacak. net 50 puanı yakalaması gerekiyor öbür takımların. Yani bu Darıca hafta zaten kaybettikleri Karaman'ı zaman yenerse Çengelköy ve Kahta'da birer puan aldıkları takdirde Karaman Belediyespor küme düşüyor. evet yani Karaman gerçekten işini çok zorlaştırdı. Yani Oraya da geçelim Karaman'dan hocam. bahsetmişken düşme potasına gelelim. Çengelköy Yomra ile içeride oynayacak, Fethiye ile deplasmanda oynayacak. Tabii ki bugünkü Tepecik galibiyetiyle çok avantajlı konuma geldi Çengelköy takımı. Yani kendisini adeta ateşin dışına attı diyebiliriz. Bu iki maçtan iyi puan alacağını düşünüyorum. Ya Karaman az önce konuştun. Hocam şimdi Karamansa Kahta'nın Halide Edip'le oynayacaklar. Zor maç ama hafta son maç Tokat'la oynayacaklar. 37 yaptıkları takdirde kurtaracak gibi gözüküyor. aynen. Evet. Sadece Karaman bence Darıca deplasmanı. Karaman'ın rakibi Çengelköy bence. Yani Çengelköy gözüküyor. Ya işi zor, şöyle zor. Darıca deplasmanına gidecek, Yozgat'la iç sahada oynayacak. Yani bugün Nazilli'ye kaybetmesi çok şeye mal olacak gibi gözüküyor Karaman için. Yani Karaman şöyle ağrıyı bakmak yenemeyerek lazım. küme düştü hocam bence. Ya tabii şöyle son 6 haftalık iç saha yani 6 iç saha maçını baz alırsak 6 iç saha maçından 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almış ve sadece 6 haftalık iç saha maçlarında 2 puan çıkarabilmiş Karaman takımı. Yani bu maç sonuçları da takımı puansal olarak bu duruma getirdi. Hani iç sahada sadece az önce bahsettiğim Ağrı ve Kahta'yı yenmiş olsalar artı 4 puanları vardı ve öbür takımlardan birer puan siliyordun. Yani en azından Kahta'dan en yakın rakibinden bir puan silmiş oluyordun. 2 puan kendine eklemiş oluyordun. Çok rahat konumda olurdun. Yani o maç periyodu Karaman'ı bu sıkıntılı duruma getirdi ve buradan bu durumdan kurtulması artık çok zor. Yani imkansız değil ama çok zor. Hafta içinde de Karaman takımın. oyuncular paralarını alamadıkları için de zaten bir eylem yaptılar. Karaman'da ortalık çok karışık. Ya öyledir ama hani oyuncu evet haklı olabilir ama artık bu noktaya geldikten sonra hani çok da onu Getirmeyeceksin düşünmeden bu hocam. O takımı oyuncuyu da bu tarafa getirmeyeceksin. Yöneticiysen o oyuncu yani da hakkı. O oyuncunun da hakkı. Benim paramı oyuncunun vereceksin. hakkı. Aa, şöyle şimdi hakkı ama zaten ben maç sonuçlarına o konunun yansıdığını düşünmüyorum ama hani bu takım düştüğü zaman zaten o paranı alamayacaksın. Yani Tabii, sonuçta orada öyle bir durum. tutarsın federasyona verirsin, UÇK'sı var bilmem nesi var alırsın yine paranı ama düştüğü zaman hiçbir şey alamayacaksın. O anlamda da tabii ki tepkisini gösterecek oyuncu. Tabii ki haklı olduğu konularda isteyecek belediye başkanına çıkacak. Ama sahada da güçlü olup oralara gitmesi gerekiyordu. O konuda biraz zayıf kaldılar diyebilirim. Yani kağıtta da az önce sen de bahsettin. Halide
Halide Edip Adıvar deplasmanına gidecek. Orada kaybetse bile iç sahada Tokat'ı Tokat'ı. yendiği zaman, Kütahya son yenen hafta Tokat'ı yendiği yener. zaman aynen öyle kağıtta yetecek gibi gözüküyor son hafta Tokat'ı yenmesi. Bu grubun alt sırası da böyle gözüküyor. Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Yorumlara geçiyorum hocam. Kütahyasporlu arkadaşlar beni yanlış anlamasınlar. Şimdi yorumlar da gelecektir. Tabii 13 yorum gelmiş hocam. Normalde burada bizim 40-45 tane yorumlarımız olurken 13 yorum. Ve Artık sadece bugün gerginlik 2 de bitiyor. tane. A43 sizce Kütahyaspor'un mağlup olması normal mi yoksa Kahta mı asıldı maça diyelim. Kahta da yani onun da can derdi var. Ya asılmak Bundan sonra zorunda. herkes böyle. Kazanamasa kağıttan, şimdi kazanamadığını düşün. Berabere bile kalmış olsa kağıttan 2 puan sil. Yani nerede olacaktı? 32 puan olacaktı. Karaman'ın hemen bir basamak üstündeydi. Yani mecbur Yani asılacak. Kütahyaspor'un işi çok zor. Niye zor? Kendi elinde onu söylüyorum. Mardin'e yenilirse son hafta İskenderun'la oynayacaklar. Mardin'le berabere kalırsa ve Mardin yenilirse İskenderun'u deplasmanda yenebilir. Tabii Romra'nın da kazanması halinde. Ama Ama risk. Mardin'le berabere kalırsa son hafta İskenderun'un şansı devam edecek. İskenderun maçı asılacak playoff için. Kütahya gerçekten zorlu bir durumda şu an. Mardin de Mardin'e masa yenilse alacak. de İskenderun asılacaktır maç. Ya şimdi Mardin'in de son olayına bakalım hocam. Son mağlubiyetini Malum. Çengelköy'le 3-0 olarak almış. Çengelköy deplasmanında. Ve bu takım Mardin haftalardır mağlup olmuyor. Fethiye'yi mağlup etti. Nazilli'yi mağlup etti. Yani gerçekten Mardin inanılmaz bir çıkışta 4 haftadır kazanıyor. Zor maç. Çok zor maç Kütahya için. Evet, Emirhan Türk programınızı her hafta keyifle seyrettik. Gönül isterdi ki önümüzdeki sezonda burada Karaman Belediyespor Konuşması'nın ait olduğumuz yere geri gidiyoruz. Çok acı. Kahta ve Çengelköy'ü tebrik ederim. Haklarıyla kaldılar. Takımımız bu ligde olmasa da biz sizi izlemeye devam edeceğiz. Bu takımı bu hale düşürenler utansın. Oynanan lig profesyonel düşününce ve yönetim amatör. Ligde kalanları kutlarım. Futbolcular 6 aydır para alamıyor. Bir de bu futbolculardan takımı ligde tutmalarını istiyorsunuz. Önceki sezonki emeklere yazık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Futbol olmayan bir şehir gelişemez. Her hafta buraya gelerek bu takım düşmeyecek diye diyen taraftara yazık. Hocam vallahi üzüldüm. Yani benim yani Karaman. Vallahi üzüldüm yani. İnşallah yani ne bileyim yönetici olarak geleyim desen de artık o iş bitti. Oralardan çıkmak kolay mı bu saatten sonra? Çok Bölgesel kolay değil. amatörün Çok durumu da zor. karışık. Oynanacak, oynanmayacak. Orası da karışık. Ne kadar sıkıntılı bir lig. Karaman şehrine çok büyük ihanet ettiler hocam. Kim ne derse desin. Karaman şehrine ihanet ettiler. Evliya Çelebi Tur. Geçtiğimiz haftaki yorumlara gidiyorum. Karaman, Darıca, Yozgat maçlarını kazanıp Nazilli'den bir puan alırsa ligde kalır. İkincilikte Maraşspor küme düşer mi? Yani ikincilik programında konuşalım arkadaşlar. Onu Maraşspor küme düşer bu arada. Maraşspor'da çalıştım. Düşmesin orası yani. Gerçekten orası da futbol anlamında güzel bir şehir. Yani iyi insanlar var, düşmesin. Yani Maraşspor küme düşmez. Bir puan alır. Bir puan aldıkları takdirde ligde kalırlar. Kaç haftadır yeniliyorlar onlar da. Toparlarlar inşallah. Kütahyaspor ikinci yarının kesinlikle flash takım halinde Edip adı var. Düşme potasından çıkıp playoff mücadelesi vermesi müthiş. Kesinlikle öyle. Mardin Fosfat'ta yanına eklerim. Tabii ki. Şampiyon Kütahyaspor Mavi Şimşekler yayınınızı beğenerek izliyorum. Kütahya'mız bu teknik ekip, yönetim, belediye başkanımız ve şehir komple bir bütün oldu. Sene başı ufak tefek tökezlemeler olsa da takımımız playoff hedefinden daha başarılı bir konumda ligi bitirecek. Taraftar olarak bu durumdan çok memnunuz. Seni inşallah ikinci ligde Kütahyaspor'umuzu yorumlarsınız. Programlar yaparsınız. Daha üst ligleri hedeflemek adına hem ekonomik projeler hem de altyapı anlamında çalışmalar yapılması gerekir. Bu konudaki sizin görüşlerinize de katılıyorum. Ayrıca takımımızın oynadığı futbolda da memnunum. Onu da belirtmek isterim. Umarım seneye de üst sıralara oynarız. Ve 1-2 yıl içerisinde TFF 1. Lig'e oradan da sağlam bir planlama ile Süper Lig'e çıkarız. Programlarınızı devamını diliyorum. Teşekkürler. No, tesisleşme çalışmaları belediye başkanı ve valinin desteğiyle başladı. Yoncalı bölgesinde tüm kulüplerin de kamp yapmak için kullanabileceği spor tesis çalışmaları başladı. Sadece stadyum konusunda sıkıntımız var. Onu da ilerleyen yıllarda halledilmesi gerekiyor. Doğru yapılanma maddi eksiklerimizi de telafi etme şansı verir. Doğru yapılanmamızda gerekli saygılar. Önce şu Mardin maçını Mardin maçını bir geçin arkadaşlar. Önce Mardin maçı. Kütahyaspor'un en önemli olayı o. Sonrasında o ikincilik planları yapılır. Nazilli 1, Darıca 1, Yozgat 3 yeterli demiş. Yusuf Bey ama işte Nazilli 0.
Darıca ve Yozgat. Yani Yozgat'a 3 puan yasak bile Darıca'yı mağlup etmesi gerekiyor. Karaman Kütahyaspor'un yenemediği iki takımdan biri ve 4 puanı şampiyondan aldı. 4 puanı şampiyondan değil de rakiplerinden alsaydı çok daha farklı olurdu arkadaşlar. Tabii. Rakiplerini yaklaştırmamış olurdu. Bittik hocam. Eklemek istedikleriniz var mı? Yok. Peki. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese.